Sevgili seyirciler, reklam dönüşünde herkes yerlerini aldıysa hemen programın diğer konuğunu davet etmek istiyorum. Servet Algan geliyor, İstanbul'dan katılıyor programa. 19 yıllık inanılmaz mutlu bir evliliğim vardı. Son bir yılda bütün hayatım alt üst oldu. Kocam bir yıl önce bizi ve çocukları terk etti iddiasında bulunuyor. Servet Algan, buyursunlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş buldum. Ben öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum. Tabii. Sizin isminiz bile yetti. Evimdeki hicra kaldırıldı. Kaynatama da teşekkür ediyorum. Oğlunun dostunun 100 milyarlık borcunu kapattı. Sırf buraya çıkmayayım diye. Kendi torunlarına 1400 lira zekat gönderdi. Teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum size. Yani şu an sorun halloldu. Sorun hallolmadı Esra Hanım. Sorun... Benim açımdan psikolojik şiddetle büyüdü. Hı hı. Bize bundan sonra siz bakacakmışsınız. Bize hı hı. para vermiyorlarmış. Hı hı. Ondan sonra ben bu 1,5 yıldır yaşadığımı ömrümde hiç yaşamadım. 43-44 yaşındayım ve hiç yaşamadım. 2 sokak yukarımda dostum ev tutmuş. Bunu bana ihbar ettiler. Hı hı. Ben 19 yıldır karısıyım. Hı hı. Ben ayağıma ayakkabı almadım. Hı hı. Üstüme mont giymedim Esra abla. Ben titriye titriye okul koşullarında çocuklarımı bekledim. Rezil oldum, ayaklarımı sakladım. Görünmesin erkek ayakkabısı oldu diye. O kendi keyfine, dostuna 30 milyara yatak odası almış. Ve benim evim icralıkta 1,5 yıldır. Ben bunu hak etmedim. Kayınpederim onun arkasında durduğu sürece o adam zaten olmaz. İcrayı kaldırdı buraya geliyorum diye bugün. Bana evi teklif ettiler, kabul etmiyorum. Çünkü ben onurumun peşindeyim. 2 sokak, yukarıda ev tutmak ne demek ya, benim 4,5 yaşındaki kızım, siz de annesiniz, hepiniz annesiniz. 1 yıldır ağladı baba diye, kesinlikle görmeye yanaşmadı. Hastanelik oldum, sağlığımdan oldum. Ya öleceğim ya felç geçireceğim doktorların söylediği, yatış verdiler ve ben yatamadım çocukları bırakacak kimsem olmadığı için. Kimseye sahip çıkmıyor onların akrabalarından bize, arıyorum biz karışmayız, kendiniz halledin. Arıyorum biz karışmayız, şu anda paramız da kesildi. Ne yaparsanız yapın diyorlar. 5 kuruş yok. Gidin Esra Erol baksın bundan sonra size diyorlar. Burası da hayır kurumu değil ama. Yani sürekli mobbing uyguluyorlar. Mobbing. Sıkıldıkça çocuklara ağza alınmayacak laflar. Sanki baba değilmiş de üvey babaymış gibi. Şimdi kısa süreli bir evlilikten bahsetmiyoruz. 19 yıl. 19 yıllık bir evlilikten bahsediyoruz. 1 yıldır ayrı olduğunuzu iddia etmişsiniz. Hı, doğru. Çocuklar 17-13 ve aslında 4,5 yaş. Çok küçük bir yaş. Yani siz bundan 5,5 yıl önce yeni bir bebek dünyaya getiriyorsunuz. Bu aile birliğinin devamını gösterir, ilişkinizin güzelliğini. O kadar süre sonra tekrar bir çocuk dünyaya getirmek önemli bir karar. Ben o dönemlerde şu kararı da alabilirdiniz. Ya biz hani bir çocuğu daha büyütmeye, üçüncü çocuğu büyütmeye hazır değiliz diye. Eşiniz evi niye terk etti? Geçen Ahmet Halkan'da söz hakkı, cevap hakkı vardı. Eşim evi çok komik şeylerle terk etti Esra Hanım. Ya ben örneğin evde bir şey olmuyor. Biz çok aç yattığımız günleri bildik, çıktı. Çıksa inkar edemez. Ederse de kendi vebalidir. Ya ekmek istesem adam kaçar hale geldi. Ben de hani işten çıktı, işi yok diye sıkıntı çıkarmak istemiyordum. 19 yıl böyle mi geçti? 19 yıl ben yarı aç yarı tok yaşadım Esra abla. Hiçbir zaman Allah'tan korkarım, yalan söylemem. Kazancın da olmaz zaten yalan söyleyince. Doğru neyse bende odur. 19 yıl ben çok aç yattığımı bilirim. Ama... Bazı şeyler umurunuzda değildi. Niye? Umurumda değil çünkü çocuklarım yanımda. Onlara bakabiliyordum çok şükür. Onların ihtiyaçları... Çocuklarım evet çok üstüne titreyen bir babaydı. Hı hı. Bir dedikleri iki edilmedi. Yoksa da onlara var edildi. Ona inkar etmem ben asla. Ama benimle hiç ilgili bir koca değildi 19 yıl önce. Hani ben o evde neydim bilmiyorum. Bir yıldır nasıl geçiniyorsunuz? Bir yıldır mı ailemin yardımıyla geçiniyorum. Ailenizle. Ailemin yardımıyla geçiniyorum. Kayınpederim zaten zekatını gönderdi diyorum size. Daha ne diyebilirim ki 1400 lira. Bugün 100 milyara kocamın dostuna ama mükafat verildi. Ama bu kayınbabanızın da değil, Ahmet Bey'in göndermesi lazım ya parayı size. Evet, çocuk var çünkü orada. Eğer kızdırırsak yok bize para. Evden nasıl çıktı 1 yıl önce? Evden nasıl yani bu çıktı? Çok... Anlamadan mı böyle bir şey başladı yoksa bir anda Servet bu iş bitti biz artık boşanıyoruz keşke mu dedi? Keşke bitseydi Esra Hanım, otururduk bir masada kahvemizi içer el sıkışır ayrılırdık. Dostluğuna ev tutmuş, ondan sonra çıldırdı, benim hayatım zindana dönmeye Kaç? Başladı. Ya 1 yıldır birlikteler, zaten 1 yıldır evde yok. Ufak tefek kaçmalar başladı önce. Düşünün ilk kaçışı nargileyi aldı kaçtı, çok komik bir şey. İnsanlar çocuk...
kaçtı, bir ay kaçtı, bir buçuk ay kaçtı, sonunda da peki, bir tekrar sene. Geri geliyor. Sen soruyorsun ya Ahmet küstük biz ayrıldık da sen nerede kaldın diye. Ne cevap veriyor? Bunu aldım, işim yoktu, yetişemedim. O yüzden utandım, kaçtımlardı. Sonra İnanıyor bir... muydun peki? Efendim? İnanıyor muydun? İnanmıyordum ama inanmak istiyordum. Birlikte, üçüncü bir şahısla birlikte olduğunu ne zaman öğrendin? Telefon geldi. Servet Hanım dediler, eşiniz sizi aldatıyor, yeğeni buna şahittir. Hilal İnan. Birebir dinlettim çünkü konferansa bağladım kadına. Ona da söylemelerini istedim. Çünkü ben aldatıldığımı hissedip onlara söyledim, inanmıyorlardı. Hani ben onlara göre vesvese yapıyordum. Ben abartıyordum. Öyle bir şey olamazdı. Sizi ondan arayan sonra... kimdi? Tanımıyorum. Sizin tanımıyorum. Numaranızı nereden bulmuş? Bilmiyorum. Arayan numarayı kapandı. Kaydettiniz mi? Kapandı. Sonra kapandı. Sonra kapandı. Bana... Bir numara arıyor. Ben bir dost. Olur ya filmlerde. Dost. Merhaba Servet Hanım. Ben bir dost. Ve kocanız biriyle beraber. O gün yıkıldım Esra Hanım. Peki tamam biriyle beraber. Ispatla. Ispatladı. Yatak odanın senedini gönderdi. Ne? Yatak odanın senedini gönderdi. Mobilya senedini. Mobilya yatak oda. 30 milyarlık kocam hayır almış, hayır işi yapmış. Hayır şimdi birine kendi evine de annesinin evine de yatak odası almış olabilir. Sevgilisi. Senden ayrı yaşamak için tek başına kalacağı eve de almış olabilir. Bir yatak odası senedi eşin onu aldattığın ispatı mıdır? Ispatı, ses kayıtları var. Sen o kocanızı diğer kişiyle yan yana gördünüz mü? Yan yana görmedim. Çok yakalamaya uğraştım. Ama binayı defalarca polisle basınca hani ben sussam burada beni suçlarlarsa kendimi savunurum değil mi? Evet. Instagram'dan kadına yazdım. Sen şöylesin, sen böylesin diye. Bir ben kadın var karşınızda, bir var, muhatap evet, var. Evet, muhatap sen var. Birine diyorsunuz ki sen benim kocamla berabersin. Beni engelledi. O engelliyor. Ne diyor? Sen atıyorsun, tutuyorsun, hayal görüyorsun mu diyor? Hayır. Ispatlı bir şekilde. Sonra bina komşumun ihbar ettiğini anladım. O bana iyilik olsun diye yapmış. Onunla aynı firmada çalışıyorlarmış. Bir makyaj malzemesi ürünü satıyorlarmış. O da onun hani müdürü gibi. Düşünün. O eve baskın yaptınız mı? Yaptım. Kimle? Binadaki iki kadın kaçırdı kadını. Eşim geldi götürdü. Polisle mi baskın polisle yaptınız? Polisle bastım. Bir adrese gittiğinizde kapıyı açanlar kimdi? Açanlar iki kadın. Sonra Ayşe denen bayanı kaçırdılar. Diğer o kişiyi siz hiç görmediniz hayatınızda. Gördüm. Onu da gördüm. Psikolojimi oynadılar diyorum ya Esra Hanım. Hı hı. Kendi kapımın önünde kadınla birebir tanıştım. Sonra nasıl tanıştınız? Komşum dedim ya makyaj malzemesi satıyor bina komşum. Kadıncağız meğer eşimi işe gönderiyor. Yani bina komşumla da hiç ilgili bir durum yok aslında. Onunla günah yazık. O da vicdan azabı çekiyor yok yere ama boşuna vicdan azabı çekiyor. Kalleşlik kendi kocamdan geldi. Sonra bunlar ilişkiye başlamışlar. Haber alınca yatak odası falan alındığını direkt bana söylüyor karı komşu. Eşin sana gelip Servet ya bak Servet saçmalama ben seni aldatmıyorum. Ben seni seviyorum sen benim bir tanemsin aşkımsın diyor muydu? Çocuğunu acıdım aldım diyor. Hayır işi yaptım 30 milyarlık diyor. Hayır işi yapacağına inanabilir misiniz? Yapabilir yani olabilir. Hayır. Ama bizim yani. Durumumuz yok. Kendi çocuğunun bazası kırık ben kapı koymuşum. Çocuk düşmesin bazası. Yani kendi çocuklarının yatağı yok yani. O zaman böyle biri hayır yapamaz. Yapamaz. Mümkün bir yıldır değil. Nerede yaşıyorsun? Ben bir yıldır kendi evimde yaşıyorum. Yani kocayla beraber yaşadığın evde mi yaşıyorsun? Evet. Oraya kocanız Ahmet Halkan girmiyor mu? Girmiyor asla. En son evden içeri ne zaman girdi? Bir yıl önce gördük. Bir yıl önce. Bir yıldır iki çocuk da yani üç pardon çocuk. Üç çocuk da 17, 13 ve 4,5 yaşındakiler. Babalarını görmediler asla. Mi? Asla. Görmeye yanaşmıyor. Ben çıkışta size hakaretlerini göstereyim. Peki yani ne bileyim yolda, markette, manavda bir yerde karşılaşmadınız mı? Asla. Bir yıldır yaşıyor. Ahmet Bey'i görmüyor musunuz? Asla. Asla. Kayınvalidenizin ve eşinizin ailesinin kapısına gittiniz mi? Gittim. Hı-hı. Çocuklarını görsün diye ben vicdanlı bir insanım. Allah'tan korkarım dedim ya Esra Hanım. Ya çocukları görsün diye ben çok çaba harcadım. Suçlu olmasına rağmen, kirlenen ben olmama rağmen, olmam gerekene rağmen çok çabaladım. Çocuklarla iletişimi kopmasın diye. Ama hiçbir şekilde kabul etmedi çocukları. Çalışıyor musunuz? Ben çalışamıyorum. Sağlık problemlerim var bu olaydan dolayı. Ya öleceğim ya felç geçireceğim. Allah korusun canım bırakmayın kendinizi. Sağ kolumda güç kaybı, sol bacağımda güç kaybı. Gözüm görmüyor tek. Gözünüz görmüyor. Boşanma davası açtınız mı? Çekişmeli ayın 8'inde davam var. Ve hiçbir şekilde dosya hazırlamadım. Bir nafaka bağlandı mı sizde? Yok hayır. Hiç. Geçici tedbir nafakası aslında yok, talep edebilirsiniz. Ettiniz talep mi? Ettim zaten ettik. Hiçbir şekilde kendini savunmadı. Boşanma davasını çekişmeli ben açmama rağmen hiçbir dosya hazırlamadı Esra Hanım. Peki saçmalama Servet bak böyle bir şey yapma bu davayı geri çek dedi mi? Hayır ben kadına acıdım ya çocuğuna acıdım dedi. 4,5 yaşında kendi kızına acıyıp 1,5 yıldır görmüyor.
Elhanem'in çocuğunu acımış, 30 milyarlık yatak odası almış ve biz 30 milyarlık yatak odası alacak durumda değiliz. Değilsiniz. İcrası benim evime eşiniz geldi. Eşiniz Ahmet Bey'e seslenin lütfen. Ne istiyorsunuz? Evi istiyorum, çocuklarımın velayetini istiyorum. Hiçbir şekilde benim üstüme yapılmasın ev Esra Hanım. Hı hı. Ben istemiyorum. O da hakkından vazgeçecek. Ben de hakkından vazgeçeceğim. Çocukların üstüne tapu olacak. Hangi ev bu? Ait. Bu evlilik birliği içerisinde alınmış olan bir ev var. Hı hı. Siz bu evin tapusunu işte çocukların üzerine yapasın. Çocukların üstüne bir an yapasın. Önce biz boşanalım diyorsunuz. Boşanalım, evet. Eşiniz Ahmet Algan şimdi canlı yayında olacak. Hiç problem değil hanım, açık yüzüm pak. Yazıklar olsun, çok kalleşçe sırtımdan vurdun. Hiçbirini hak etmedim, hak etmediğimi sen de biliyorsun. Bile bile beni her yerden engelledin. Alo deyin. Ben demesem. Ben derim. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına Ahmet Bey, merhabalar. Merhaba. Söz hakkınızı kullandığınız için teşekkür ederim. Yaklaşık bir yıl önce 3 çocuğunu ve beni terk edip gitti, kayıplara karıştı dedi. Hatta başka bir kişiyle de bir birliktelik yaşadığınızı iddia ediyor 19 yıllık hayat arkadaşınız Servet Hanım. Buyurun lütfen. Bakın Esra Hanım, ben 19 yıllık evliyim. 19 yılda benim canımdan bezdirdi. Ben en sonunda çıktım gittim. Benim hayatımda kimse yok. Hı hı. Ben 1 senedir çocuklarımı göremiyorum. Gece gündüz çalışıp çocuklarıma bakıyorum. Hı hı. Bakmıyor. 1 milyarla çocuk bakılmıyor. Çocukların faturalarını yatırıyorum. Hı hı. İşimin sabit bir işim olmadığı için evet çalışıyorum. Hı hı. Bu haldeyken bile hem borçlarımı ödedim hem çocuklarıma baktım. Sorar mısınız 30 milyarlık yatak odasını neden almışım? 30 bin TL'lik bir yatak odası almışsınız ve bu da diyor ki aldatmanın delili. Bu yatak odasını kime aldınız? Esra Hanım, ben bu yatak odasını kendime aldım. Evden ayrılacağım için, kendime ev tutacağım için, yalan. Kendime eşya kuracağım için, yalan. Düzen kuracağım için kendime aldım. Bir yıldır ve borcunu da ödedim. Bir yıldır ayrı mı yaşıyorsunuz eşinizle? Evet, bir yıldır ayrı yaşıyorum. Beni bezdirdi dediniz artık. 19 yılda artık bezdim. Neydi sebepler? Allah kendisi orada, kendisine sorun. Ben sadece aç yattım, tok yattım. Sen o kadına yatak odası alırken, bak ses kayıtları var, Esra Erol'a dinletip çıkacağım. Tansu'yla konuşmalarınız var, bak beni çıldırtmayın. Esra Erol'a, avukatım size dinleteceğim Esra Erol. Kabul ediyorsun, diyorsun ki Tansu ben bunu çocuğuna hayır yaptım. Kalkıp burada nasıl iftira atıyorsun? Sen ev tutmadın, sen oy kız mı Ayşe mi neyse onu aldın. Bunu ses kaydında ben ispatlayacağım, sen mobilyalar merak etme. Mobilyalar nerede Servet Bey? Ay pardon, Ahmet Bey. Kadının evinde. Mobilyalar. Mobilyalar nerede? Satıldı hanımefendi. Nasıl? Satıldı. Satılmadı, satıldı. Kadının evinde. Niye ayrı bir düzen kuracaktınız? Boşanma aşamasındasınız. Niye sattınız? Maddi problemden dolayı. Hayır, yalan söylüyor. Kadının evinde. Çocuklarınızı nerede kalıyorsunuz siz? Gördünüz? Nasıl? Nerede kalıyorsunuz şu anda? Ablamın yanında. Kendi, yani ablanızın, ya o evli mi? Evet. Hayatınızı orada devam, işe her gün oradan mı gidip geliyorsunuz? Evet. Eşiniz sizin orada olduğunuzu biliyor mu? Biliyorum. Biliyor. Biliyor. Çocuklar peki oraya sizi görmeye geliyorlar mı? Göndermiyor. Hayır, göndermiyor. Altı kere nasıl böyle bir karar alabiliyor? Polisle de gel. Sen polisle de gel, sen o çocukları alırsın. Ben çocuklarıma çok çağırdım. Çocuklarıma çok çağırdım. Oğlum dedim, hı hı. Taksiye binin. Hakaretleri okutacağım Esra ablaya çıkmadan okutacağım. Hı hı. Çocuklara ettiğin hakaretlerin hepsini okutacağım birazdan. O ses kaydını da dinleteceğim. Ayşe'yi ver Ayşe'yi. Ben sana hayır işlemedim. Kim ben. Bu Ayşe? Beyefendi, bu Ayşe kimdir? Ses kayıtları var, dikkatli ol. Çıkışta suç duyurusunda bulunurum. Dürüst ol, delikanlı ol. Bir kere Ahmet delik aldı. Esra Hanım, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hı hı. Kaçıyor. Şu çok siz ilginç değil mi Ahmet Bey? Boşanmak istiyor musunuz? Bir yatak odası takımı alıyorsunuz. Boşanmaya karar veren, ayrı yaşayacak bir çift bakın, olarak. Esra Hanım, aldığınız mobilyanın faturasını komşunuzda ne? Yani o çok ilginç bana. Komşu nasıl bulur ya sizin aldığınız eşyanın faturasını? Esra Hanım. Konuşamaz. Kaçar. Dinliyoruz. Şimdi suratınızı da kapatır. Bakın, ben boşanmak istiyorum. Hı hı. Boşanırsın, tamam, evi verirsen üstüme boşanırsın, sıkıntı yok.
zaten 19 yılda yalancısın. Benim çalışıp didindiğim bir tek o ev vardı. Şu anda zaten onu almak için bu yollara başvurdum. Evet, onun için geldim ben, kabul ediyorum. Senin gibi yalancı hiçbir zaman olmadım. Çünkü çocuklarımın hakkı, sana ya da Ayşe'ye yedirmeyeceğim. Diğerlerine yedirmeyeceğim. Siz kumpasçısınız. Ama hak doğrudan yanadır. Ben Esra ablaya da avukata da ses kayıtlarını dinleteceğim. Bak yanlış gönderdiniz. Ses kaydı. Ses kaydını dinleyin, lütfen dinleyin. Dinlendirsin. Dinlendirsin, orada diyorsun. Ben çocuğu acıdım aldım. Başımı belaya sokup çıkarım, sen sıkıntı yapma. Sen devam et. 19 yıldır buyurun. Hadi ben 19 yıldır kötüydüm. Buyurun. Ya. Çocukları neden böyleydi. Yaptın? 3 çocuk neden? 19 yıldır böyleydi. En son ama neden? Çok da küçük bir çocuğunuz var. Şimdi haksızlık da etmeyin. 4,5 yaşında da bir kızınız var. Evet. Yani bu tansiyonu. Ne? Tansiyonunuz mu? Alabilir miyim? Tabii hemen tansiyonu. Buradan alabilirsiniz. 4,5 yaşında küçük de bir kızınız var. Yani ona da yazık. 19 yıldır kötü bir yuvanız olsa herhalde bu çocuğu istemezdiniz su için. Sen var ya öyle büyük bir vebale. Bak sen öyle büyük bir vebale girdin ki benim vebalimden hiçbiriniz yerinde duramayacaksınız. Buyurun senin Ahmet Bey. Senin baban niye fitre gönderdi? Niye bugün kalktı 1,5 yıldır icra? Senin çocuklarına fitre gönderdi senin baban. Bir kere aramadı. Siz nankör insanlarsınız. O evi alacağım. Hakaret etmesin. Ben o evi alacağım. Hakaret etmesin. Sakin olun zaten lütfen. Zaten bütün hakaretleri. Buyurun Ahmet Bey. Kaç. Ben ispatlayacağım. Ahmet Bey duyuyorum. Ben bir yıldır ne çocuklarımı gördüm. Götürdüm. Evet. Çocuklarımı benden kaçırdı. Nereye kaçırdı? Yani göstermedi. Şimdi bakın, çocuklar mevcut hayatlarına sizin yaşamış olduğunuz evde ve düzende devam ediyor. Aynı okullara gidiyor, normal rutinlerine devam ediyorsa siz bu arada çocuklarla görüşebilirdiniz. Anne buna ne derecede engel olabilir ki? Okula da gidebilirdi. Benden habersiz de görüşebilirdi. Benim oğlum 17 yaşında Esra Hanım. Oğlum şurada buluşalım dedi mi? Gidebilir. Benden habersiz de gidebilir okuldan. Yani onlarla o görüşme fırsatını eğer... çabayla göstermiş olsaydınız belki ilişkiniz farklı olabilirdi. Esra Hanım. Buyurun. Ben bir yıldır uzağım. Ben böyle bir insan olsam ne çocuklarıma o evi bırakırım, ne evde oturabilirlerdi. Neden? Çocuklarımın faturalarını ödeyebilirdim. Avukatım, evden çıkarılmak gibi bir lüksüm var mı? Çıkarabilir ev kimin üzerine? Onun üstüne, ortak mülk. Aile konut şerhi var evin üzerinde. Ben koydurdum mağazayı. Kimin üzerine kayıtlı? Ahmet Bey'in. Ahmet Bey'in üzerine. Mağazayı öğrendikten sonra ben aile konut şerhi koydurdum. Peki Ahmet Bey, boşanmak isterseniz buyurun gelin lütfen, bekliyoruz sizi. Evi verecek. Başka türlü çekişmeli. Şimdi yıllarca sürünür benimle, sıkıntı yok. Evi verecek Ezra abla çocuklara. Çok, yani bir kere o çocukların hayatı ve geleceği. Onlar için buradayım ben. Evet. Ben bugün varım, yarın yokum. O onların hakkı. Ben... Ya dışarıda ekip arkadaşlarınız adı sadece onlar dedim. Çıkışta lütfen 17 yaşında oğlumla konuşun. Babasıyla ilgili duygularını söyleyin. Babayla bir top oynamış insandı. Yanımızdayken de çocuklarla ilgisizdi. Çocuğum evden kaçtı. Sabaha karşı bulduk. Umurunda olmadı. Çocuğun bir kere saçını okutamadı. Bir kere toplantısına gitmedi. Lütfen konuşun. Ben bekleyeyim, sizi konuşun. Yok yok, ben ses kaydını dinleteceğim. Ben kendisiyle de konuşurum ama... sizin nezdinize de şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz karşı tarafın kötü baba olduğunu. Kötü. Kötü babayı tekrar tekrar baba yapmak... Ama ben çok uğraştım. En çok size zarar. Esra kardeşim, ben çok konuştum. Defalarca aldım karşıma, bak yapma. Sevgini kaybettin. Mert babamı sevmiyorum diyor. Bir evlat için, benim için, bir anne için çok acı bir şey. Sevmiyorum diyor. Çocuk için daha arkadaşına acı. Demiş ki benim oğlum. Babasından bahsediyormuş. Benim babamla hiçbir anım yok dedi. Arkadaşım bahsederken ben kıskandım anne dedi. Söyledim, yalvardım. İlgilen dedim. Hiçbiriyle ilgilenmedi. Sadece o da sizin kızım. Göstermediğinizi iddia ediyor. O bana göstermedi Esra'la. Ben elimden geleni yaptım. O dostuyla... Hayır. Ben bir yıl boyunca gelip çocuklarımı göremedim. Servet buna engel oldu diyor. Asla. Engel olmak gibi şansım yok ki zaten. Ama çok akıllıca davranıp aile konutu şerhi koydurmuş. Teşekkür ederim. Vallahi bravo. Darp yani edildim. Kira sözleşmesi feshedilemez, satılamaz. Ya, darp akıllıca edildim. Davranmışsınız. Biliyorum yani tüm, ama doğru bir adım atmışsın. Lütfen sesi dinlemenizi rica ederim. Biz ses kaydı dinleyemiyoruz, onu da söyleyeyim. Buraya gelen şimdi hayır, artık... Siz dinleyin dur, sadece. Dur hayatım. Lütfen.
Bir saniye. Şimdi yeni nesilde biliyorsunuz teknoloji geliştikçe teknolojinin iyi ve kötü nimetleri var. İnsanlar birbirlerinin arasındaki görüşmeleri bir delil oluşturmak amacıyla kaydediyorlar. Ama ben o kaydı üçüncü bir kişi olarak dışarıdan dinleyemem. Delil olmayacağını biliyorum zaten. Peki. Orada açık ve net diyor ki ben çocuğuna hayır işledim diyor. O bende mevcut. Anlat. Çocuğumla lütfen konuşun çıkışta. Tamam ama şu an yayına devam ediyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun lütfen.